Uzun molalar insanı neden aptallaştırır? Bu videomuzda bu sorunun cevabını arayacağız. Öğrencileri herhalde tatil kadar mutlu eden hiçbir şey yoktur. Bazı yetişkinler yıllık izinlerini aldıklarında da böyle düşünürler. Böyle hissederler. Tatilin ve uzun süre izin yapmanın insanı aptallaştırdığı gerçekten doğru. Öğretmenler bu durumu çok iyi bilirler. Tatilden dönen öğrencilerin de gözlemledikleri öğrenme kaybından söz ederler. Şikayet ederler. Yapılan araştırmalara göre tatillerde özellikle matematiksel yetenekler oldukça zarar görüyor. Daha da kötüsü yazım yeteneğindeki kötüye gidişler. Öğrenciler 4 haftalık bir tatilden sonra yılın başındaki zihinsel seviyelerine geri dönüyorlar. Asıl korkutucu olan ise kötü etkiler sınıflar yükseldikçe artıyor gibi. Bundan da şu sonuç çıkartılabilir. Son sınıf öğrencileri. Özellikle son sınıf öğrencileri trimestr sınavlarından önce gerçekten tatile çıkmamalılar. Yine yapılan araştırmalara göre bir yetişkinin zeka katsayısının 3 haftalık bir hareketsizlikten sonra 20 puan düştüğünü ortaya koydu. Zekanız 2-3 günlük alışılmış zihinsel meşguliyetten sonra tekrar eski düzeyine ulaşıyor. Ama bu aynı zamanda şu demek. Deniz kıyısında yaptığı 2 haftalık tembellikten sonra ofisine dönen biri sadece bedensel olarak değil zihinsel olarak da iklime alışmak zorunda. Temel ilke ise şu. Günlük yaşamın telaşından sıyrılmak ne kadar uzun sürüyorsa zekayı yeniden harekete geçirmek de bir o kadar uzun sürüyor. Bu yüzden ara vermeden okumaya devam edin.